Yani Gaziantep'te bir köy doktoru. Aa. Dermatologmuş. Hayatında bir tane bile botoks yaptığını düşünmüyorum. Hayır, bu kadar uluslararası ödüle sahip olan bir klinikte ne işi var? Üstelik ortak olarak. Yani nasıl bir torpil, biz şaştık. Yok hayatım, işte o zaman benim söylediğim doğru. Ortak olarak değil de böyle işi öğrensin diye çağırmışlardır onu, değil mi? Hayır, sizin söylediğiniz doğru ama hiç öyle iş öğrenecek bir tipe de benzemiyor. Kliniği daha çok ele geçirmek gibi. Yani öyle gidici bir kadın değil. Çok dominant. Gayet dominant bir kadın. Ayrıca Emir'in aklını karıştırmakta da gayet planlı. Külden ilahi. Söylediğini duyuyor musun sen? Emir'in aklını karıştırmak mı? Bu mümkün değil. Ben de öyle düşünüyorum. Serpil Hanım. Ne? Kimseye anlatmadım. Ama size söylemem gerekiyor. Söyle. Dün gece ödül töreninde. Evet. Emir'i bir kenara kıstırdı, öptü. Ne? Emir'i mi öptü? Rezalet mi? Rezalet. Rezalet. Kimse görmedi, ben gördüm. Ay neyse. Hayır Serpil Hanım. Daha iki gün oldu başlayalı. Bu art niyet değildir de nedir? Ben size soruyorum şimdi. Yani bu kadın her kimse, hem klinikte hem Emir'de gözü var. Gülden, o zaman senin gözün de Efsun'un üzerinde olacak, tamam mı? Hayır hayatım, ben bunu bir tehdit gördüğüm için falan söylemiyorum sana. Ama şimdi senin anlattıklarından da birleştirdiğim kadarıyla biraz değişik bir kadın bu Efsun. Dengesiz mi? Dengesiz ve tehlikeli. Benim botoksum geldi zaten. Uğrarım bugün hastaneye. Olur biter. Çok iyi. Ne içiyorsun? Ben de bir kahve alayım. Tamamdır. Aynur! Kayı ödümü patlattın. Ne o? Kimseler yok mu? Var var, kızlar kahvaltıyı hazırlıyorlar. Cem de biraz önce çıktı. Hmm, otobüsle ama değil mi? Kaya Bey otobüsle dedi. Çocuk da otobüsle gitti. Ne yapacak başka? Çok bekledi seni, biliyor musun, dün akşam yemekte konuşabilmek için. Ama gelemedin bir türlü. Ya yakın bir arkadaşım çok önemli bir ameliyat olacaktı da onunlaydım. Yani o yüzden biraz geciktim. Kusura bakma. Kaya gel. Ha canım. Şunu benim için bir fabrikada test ettirebilir misin? Bir arkadaşım bir köylüden almış. Adamın söylediğine göre egzamaya çok iyi geliyormuş. Tamam, olur. Fabrikaya gidince baktırırım. Hah, bir baktırıver. Tamam. Hadi gel, kahvaltıya gidelim. Yok. Hava çok güzel. Uzun zamandır da baş başa hiç kahvaltı yapmadık. Gidelim mi dışarıda kahvaltı yapmaya? Gidelim. Tamam. Dönerken de sana o sevdiğin dondurmadan ısmarlar. Gerçekten mi? Tabii. Hadi al çantanı, bekliyorum ben. Kaya. Efendim canım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Çocuklar senin şu tatlı halini hiçbir zaman görmedi. Gerçekten bak, benimle bambaşkasın. Onlarla sürekli bir kavga gürültü halindesin. Neden Kaya? Çünkü onlar hiçbir zaman istediğim gibi olmadı. Yapma. Ama sen, sen tam istediğim gibisin. Bu bir iltifat mı yoksa bir hakaret mi? Çok anlayamadım. Sen benim dünyamsın. Bu nasıl bir hakaret olabilir? Hı? Beni niye buraya getirdin teyze? Hani konuşacaktık? Acıktım dedin. Ya hamburgerini konuşacağız? Sen bir şey peşindesin. Ben hep bir şey peşindeyim. Sen de öyle ol. Radarların hep açık olsun. Kime bakıyorsun? Bizim klinikteki doktorlar akşamları burada takılıyor. Her akşam mı? Neden? Doktorlar dışarıdan göründüğü gibi değildir. Hayat onları yıpratır. Zombi gibi yaşarlar. Hobileri de yoktur çoğunun. İşte. Hobisi olan da 50 yaşından sonra ya ressam oluyor ya da yelkene falan sarıyor. Ay, buradan bir şey duyulmuyor. Şuraya mı geçsek? Sen kimin peşindesin? Şuradaki makarna yiyen çakma sarışın var ya, estetik harikası. Biri hakkında bilgi almak istiyorsan onunla en çok ilgilenen başka birini takip alacaksın. Bir nur taktikleri. Ya teyze, hani bana odaklanacaktın? Ya iş bulmam lazım benim.
Param mı bitti? E ben vereyim sana. Ya öyle değil. İş istiyorum ben. Özel okula açtığım yetmiyor. Ya lütfen. Sen annemlerle konuşursan ikna olurlar. Ya ben okulu aksatırım. Bursum düşer diye korkuyorlar. Niçin lazım sana para? Biraz da diğerleri gibi yaşayacağım. Kuzum benim. Onlar zengin çocukları. Senin kuruş paranla onlarla yaşayamazsın ki onlar gibi. Ya bilmiyor muyum sanıyorsun? Bugün bir zengin bebesi otobüse binmek zorunda kaldı diye ağlıyordu neredeyse. Ne o zaman? Bizim kampüste bir kafe var. Aşırı pahalı. Geçen gün bir arkadaşım çağırdı, gidemedim. Bir çanta istiyorum, annemlere söyleyemiyorum. Ya bana söylesene, ben alırım sana. Ya teyze, her gün mü söyleyeceğim? Ya iş istiyorum ben. Hak ettim, parayı harcamak istiyorum. Sen ne ara büyüdün de iş istiyorum diyorsun ya, şuna bak. Ben anladım seni. Sen Binnur teyzen gibi olmak istiyorsun. Ayakların üzerine durmak istiyorsun. Merak etme, hallederim ben. Canım teyzem benim ya. Aşkım, 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 aşkım. Kalk git. Git git, konuşmaya tuvalete gel. Ya teyze, daha yemin bitmedi. Bitiririm ben, yürü. Afiyet olsun. Merhaba. Ah. Biz tanışamadık. Ay. Siz de ekiptensiniz sanırım, değil mi? Evet evet evet, yeni geldik İstanbul'a. Hayırlı olsun. Hı, sağ olun. Bir şey ikram edelim size. Ne istersiniz? Valla ne verirseniz. Ne demişler, bedava sirke baldan tatlıdır. Çocuklar ilgilenmediyse kusura bakmayın. Böyle bir yoğunluk var. Eleman yetiştiremiyoruz. Yok yok, estağfurullah, biz yedik içtik. Sağ olun. Afiyet olsun. Hı. Bir arkadaşınız vardı dün. O yok galiba. Efsun. Heh. Aa, o yok bu gece. Neyse, Sarp ben bu arada. Binnur. Memnun oldum. Sarp Bey. Ben gidiyorum, bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Tamam. Tamam. Ben seslenirim Sarp. Tamam, afiyet tamam. Olsun. Sarp Bey. Gel gel gel. Duyabildin mi bir şey? Emir diye biri var mı? Var, evet evet, olayımız o. Evet, devam et. O bir hastanede görünmüş. Life Hastanesi mi ne, tam olarak anlayamadım. Onu oraya transfer etmek istiyorlarmış galiba. Yani teklif varmış. Teklif. Teklif mi? Aa, ameliyat değil yani. İyi duydun mu? Teklif mi kesin? Hmm. İş görüşmesi mi gitmiş yani? Ya o kadın durmadan Efsun yüzünden deyip hakaretler yağdırıyordu. Ya Efsun ablayla ne ilgisi var? Ben onun saçını başını bir yolacağım, görecek o ne alakası var. Bu Gülden var ya, Emir'e yanık. Emir'le Efsun da birbirinden nefret ediyorlar ama yakında aşık olurlar. Ama Efsun bilmiyor, sakın söyleme. Aşık olacaklarından haberleri yok. Sen nereden biliyorsun? Binnur bilir. Dizi gibi hayatım var be teyze. Bir de benim işimi çözsen. Çözdüm bile. Buyurun. Kendi ellerimle yaptım. Ay ne zahmet ya. Afiyet olsun, ne zahmeti. Afiyet olsun. Sarp Bey. Merhaba. Burcu yeğenim. Memnun oldum. Kızım sanmayın. Ay. Üniversite öğrencisi kendisi. Öyle mi? Özel bir okulda okuyor ama %100 burslu. Çok zeki. Böyle boş zamanlarında da yani. Görüyorum çok kalabalık, bir yardım etsin size. İster misin? Hadi. Şimdi? Şimdi şimdi. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi. Afiyet olsun. Teşekkürler Sarp Bey. Gel bakalım, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.